Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan olaylar ve Ahmet Sporlu yöneticilerin Ankara Gücü maçında şeref tribününde darp edilmeleri siyasetin de gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç iki olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, Ahmet Sporlu yöneticilerin darp edilmesi olayıyla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Şu anda Ankara'daki statta Ahmet Sporlu yöneticilerin saldırıya uğraması sonucunda yaralanmasına sebep olan kişilerden 6 kişi gözaltındadır. Bununla alakalı olarak emniyetimizin ve adli makamların soruşturmaları devam etmektedir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şiddeti tasvip etmiyoruz. Hele hele bir takımın yöneticilerine yönelik olan bu anlamdaki ve protokol tribününde yaşanan bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Hiç kimsenin de bu noktada farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Spor Bakanı Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananlara da tepki gösterdi. Spor anlamında da Trabzonspor'un çok büyük başarıları vardır. Türk futbolunda ve Türk sporunda. Sadece futbolda da değil, başka branşlarda da biliyorsunuz. Gerçekten büyük spor insanları yetiştirmiş, spor adamları yetiştirmiş. Bu anlamda spor camiasına, bütün spor camiasına geçmiş olsun diyorum. Hakeme geçmiş olsun diyorum. Ve burada şunu dile getirmek istiyorum. O kişi asla ve asla Trabzon'u ve Trabzonspor'u temsil etmiyordur, etmemektedir ve Trabzon'daki bu anlamda sportif anlamdaki centilmence devam eden maçın içerisindeki bu olayı da en şiddetli şekilde kınıyoruz. Avni Aker Stadyumu'nda maçın son anlarında 17 yaşındaki OM sahaya girip hakem Volkan Bayarslan'a saldırdı. Mağdur hakem ilk kez konuştu. Önce sırtıma ve hemen sonrasında tekmeyle tam kalbimin üzerine darbe aldım. O darbe nefesimi kesti. Asım Yusuf Öz gelip koluma girdi sağ olsun. O beni kaldırdı. O olmasa ayağa bile kalkamazdım. Soyunma odasına zor giderdim. Zaten çok zor yürüdüm. Soyunma odasına gittiğimde de nefesim kesildi. Ve şu anda kalbimin tam üzeri morarmış durumda. Normalde o darbelerin gelmesini engellerim ve kendimi korurum. Ancak kalbime aldığım darbe beni düşürdü. Hakem Bayarslan darp raporu alıp saldırgandan şikayetçi oldu.